Dersimizde SQL Plus'ta geçici değişken, temporary variable oluşturarak bir sorguya parametre atamayı öğreneceğiz. Değişkenin yerine bir değer göndereceğiz ve o değer ile hazırladığımız sorgu çalışacak. Şimdi bunu örnek ile anlatalım. Select first name, last name from employees. Bir var filtresi kullanıyoruz. Diyoruz ki employee id'si eşittir şu olan. Burada alt gr 6 tuşuna düzeltiyorum. Shift ve 6 tuşuna basarak bu işareti çıkardıktan sonra bir isim veriyoruz burada. Ben v yani variable employee id diyorum. Şimdi kapattım burayı. Şu şekilde çalıştıralım. Burada taksim işareti. Gördüğünüz gibi enter value for v employee id dedi. Bu employee id değişkeni için, geçici değişkeni için bir değer istedi. Çünkü ben bu sorguyu bu değişkenin sorgu çalıştıktan sonra alacağı değere göre bir sorgu hazırlayacağımı söylemiştim. Buna 100 değerini veriyorum. Şimdi 100 nolu employee id'nin first name ve last name bilgilerini alıp ekrana getirecek. Görüldüğü gibi Stephen King imiş ve bunun kaydı bu şekilde gelmiş oldu. Where employee id yani önceden buydu diyor. Önceki sorgu where employee id burada yazdığımız geçici değişken. New yani yeni bu 100 değerini verdikten sonra where employee id eşittir 100 olduğunu belirtiyor ve bu şekilde bizim SQL Plus'ta dinamik sorgular geliştirmemizi olanak sağlıyor.